Evet, merhaba arkadaşlar. Bu derste mesaj box ile diyalog kullanımı göstereceğim. Öncelikle yeni bir form oluşturalım. Her zamanki gibi isim yazmıyorum. Formun içine bir buton ekleyelim ve o butonun ismini çıkış olarak girelim. Öncelikle açılsın. Buton ekledik ve butonun Properties penceresinden adını çıkış olarak ekliyoruz. Sonra butonun üstüne çift tıklayarak kod kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Diyalog, result, hani Siv adında bir diyalog result değişkeni oluşturalım. Şöyle yapalım. Diyalog result Siv tanımlıyorum. Siv eşittir mesaj box nokta show çıkış. Çıkış yapmak istiyor musunuz? Soru işareti. Virgül. Uyarı. Slash. Diyalog sonucu tıklanan buton bilgisi için save değişkenine atılır bu. Uyarıya mesaj box buton diyorum. Butons diyorum. Nokta yes no adını veriyorum buna. Butons nokta yes no ve alt sekmeye geçiyorum arkadaşlar. Yes no'dan sonra şurada nokta olmaz. Şimdi if'i tanımlıyorum. If parantez içinde sieve eşittir diyalog result nokta yes yes'i tanımlıyorum şimdi. Kapatalım bunu. Şimdi bir süslü parantez açıp kapatalım. İçine mesaj box nokta show çıkış yaptınız yazalım. Close. Sonra parantezimin altına geçiyorum. If sieve eşittir diyalog result no parantez kapatıyorum. Mesaj box nokta show çıkış başarısız. Ve save'leyip çalıştıralım arkadaşlar bunu. Çıkış. Evet, merhaba arkadaşlar. Bu derste mesaj box ile diyalog kullanımı göstereceğim. Öncelikle yeni bir form oluşturalım. Her zamanki gibi isim yazmıyorum. Formun içine bir buton ekleyelim ve o butonun ismini çıkış olarak girelim. Öncelikle açılsın. Buton ekledik ve butonun Properties penceresinden adını çıkış olarak ekliyoruz. Sonra butonun üstüne çift tıklayarak kod kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Diyalog
Result. Hani Siv adında bir dialog result değişkeni oluşturalım. Şöyle yapalım. Dialog result